Bak, tam dişlerin üstüne dökeceksin ki makine çalıştığında yağların hepsini yutsun, tamam mı? Tamam. Kemal abi. Sen devam et. Ne işin var burada? Dün gece eve gelmedin Kemal. Merak ettim. Merak edilecek bir şey yok. Gördüğün gibi. Neredeydin? Kapıyı çekip gittin. Nereye gideceğini bile söylemedin. Aklım çıktı. Ahmet'teydim. Sabah geç uyanınca doğrudan buraya geldim. Benim ne kadar merak edeceğim aklına gelmedim yani. Halide, bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Eve geldiğimde konuşuruz. Hadi şimdi lütfen git. Peki Kemal, öyle olsun. Boşuna endişelenmişim yani. Gayet iyi görünüyorsun. Ne bakıyorsunuz? Hadi işinizin başına. Hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abdül, iki çay. Geliyor. Aleykümselam. Gel Kemal, gel. Bakıyorum yine Giritli havasındasın. Diyorum ki bir derdin mi var? Kaç gündür ağzını bıçak açmıyor. Çaylar. Düzelmedi mi aranız? Bak Kemal, derdini söylemeyen derman bulamaz. Sen derdini söyle ki bakalım bir hal çaresine. He? Halide, meğer benimle mutlu değilmiş. Meğer ustabaşı karısı olmak ona dokunuyormuş. Ya arkadaş, nereden çıkarıyorsun sen şimdi bunları? Dün gece eve gittiğimde Neriman'la konuştuklarını duydum. Çok kanıma dokundu be Ahmet. Halide beni böyle sevdi. Beş param olmadığını bilerek benimle evlendi. Ben ona bu yüzden bağlandım. Her şeyi bırakıp beni seçtiği için. Artık karımı tanıyamaz hale geldim. İyi de eski hayatını özlemiş olması seni sevmediği anlamına gelmez ki. Seven insan bunların hesabını yapmaz Ahmet. Şimdi beğenmediği o eve taşındığımızda nasıl mutlu olmuştu? Ne değişti ha? Ben yine aynı benim. Ne değişti? Bak Kemal, sen de badireler atlattın. Hepsinin de altından kalktın. Her şey zamanla yerine oturur. Biraz zaman ver istersen ha? Ya oturmazsa? Hadi kardeşim. Giritli'ye mi? Yok, ben eve gideceğim. Sen? Bak Kemal, daha da kördüğümü haline getirme istersen. Gene sen bilirsin. Ama bana sorarsan evine git. Hadi kalk. Hadi eyvallah.
Hoş geldin. Hoş bulduk. İstersen yemekten önce sana su hazırlayayım ha? Bu saate kadar atölyede yorulmuşsundur. Atölyede değildim. Kahvede Ahmet'le oturduk biraz. Öyle mi? İyi yapmışsınız. Sofraya geçelim mi? Kuru fasulye pilav yaptım, tam senin sevdiğin gibi. Üzerim değişip geliyorum. Biraz daha ister misin? Hayır, sağ ol. Doydum. Ellerine sağlık. Kemal. Neriman'a söylediklerimi duydun değil mi? O yüzden bana bu kadar kızgınsın. Bak. Mahkeme yüzünden sinirlerim hara boğulmuştu. Seni üzdüysem çok özür dilerim. Ne olur anlamaya çalış beni. Olanları hazmedemiyorum işte, elimde değil. Seni anlıyorum Halide, hem de çok iyi anlıyorum. O halde niye bu kadar soğuksun? Halide, aklın sadece kaybettiklerinde. Kaybetmekte olduklarının saf farkında değilsin. Kemal, lütfen. Sağ ol. Kemal. Seni çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Senin sevgin şu zor günlerimde tutunduğum tek dal. Çok yorgun. Yatsam iyi olacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.